Tamam. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. İki gündür bir rahatsız keçimiz var. Halep keçim. Düşük yapıyor. Bir parça çıktı. Daha çok küçük. Yani bir fare büyüklüğünde bir oğlağa benziyor ama yani oğlak mı et parçası mı şimdi bakacağız. Niye düşük yaptığını da bilmiyorum. Yani bakıp göreceğiz. Olmazsa bir veterinere soracağız. Keçi tam rahatlayamadı da. Bugün hatta üçüncü gün. Size bir göstereyim keçiyi. Bu keçimiz. Şöyle bir parça daha gelmiş. Tahminim oğlak önceden ölmüş içinde. Şurada var bir parça. Şimdi bunları toparlayacağız. Hemen temizleyeceğiz buraya. Bir kalk kızım bir. Kalk kızım. Kalk hadi gel. Gel kızım. Gel kızım. Gel kızım. Gel 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 gel. İnşallah keçi kurtulur. Bayağı düne göre durumu iyi. Yüzü falan düzelmiş. Parçaları çıkartınca. Sağlık olsun. Bunlar olacak. Yani hayvanın olduğu yerde yani ölüm de olur, hastalık da olur, yavru atma da olur. Yeter ki keçimiz kurtulsun. Gel kızım, gel kızım benim. Vay vay, ne oldu sana? Ne oldu kızım benim? Ah 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 kızım benim. Ha? Sen düşük mü yaptın? Ha? Vay güzelim benim. Hı. Sağlık olsun. Yani diyecek bir şey yok arkadaşlar. Bunlar başımıza gelebilir. İnşallah bir hastalık olmasın. Yani böyle salgın türü hastalık olmasın. Şimdi sizlere oğlağın parçalarını göstereceğim. Yani oğlak ikiz mi tek mi şurada bir yıkayıp onu size göstereceğim. Şimdi kürekle burayı bir temizleyeyim. Dışarıda yıkayarak bir göstereceğim sizlere. Keçimiz son durum. 2,5 aylık hamileydi. İnşallah iyileşti. Durum iyi görünüyor ama yani iyi görünüyor derken yani yine rahatsız da düne göre daha iyi. Dün yüzü falan böyle tülüydü. Şu parçaları bir alayım ben. Dışarıda bir suyla yıkayıp bir oğlağı sizlere göstereyim. Dün keçinin arkasında sallanırken böyle küçük bir fare gibiydi. Düşürmüş akşam. Şimdi kamerayı durdurayım. Kürek şunları bir temizleyeyim ben. Büyük ihtimal ikiz olacakmış.
8 oğlak. 60 mı? Evet. Hangisi 60 ki? Şey hani. Yakından göstersin. Arkadaşlar ikiz oğlak. Bakın şu bir tanesi. Oğlan kafası ve ayakları. Şunlar ayakları. Şu da diğeri. Şükür kesimiz kurtuldu. Diğeri kesenin içinde ama şöyle kafası şurada. İkiz oğlakmış. Kesimiz kendisi kurtulsun. Bunlar olacak. Bunlar 2,5 aylık oğlaklar. Anne karnındaki 2,5 aylık oğlaklar. Fare kadar. Sağlık olsun. Diyecek bir şey yok. Bunu çöpe atıyoruz. Arkadaşlar, keçimiz çok şükür kurtuldu. Oğlakları düşürmüş. Az önce baktık, fare kadar iki tane ikizmiş. Üzüldük ama yapacak bir şey yok. En azından keçi kurtuldu, çok şükür. Keçi neden yavru atar? Yani hayvan neden yavru atar? Bunun birçok sebebi var. Birbirlerini süserlerse, yani böyle aşırı derecede itip kakarlarsa, ondan yavru atar. Yemlemeye girip çıkarken kapıda sıkışırlar, ondan yavru atar. Hastalık olur. Brucella çok tehlikeli bir hastalık. Bu bir geldiği zaman toplu olarak yavru atmalar başlar, insanlara bulaşır. Sabah bir akrabamızla görüştük. Telefonda koyunlarına gelmiş. Brucella hastalığı çıkmış. Bir 15-20 tane koyunumuz kuzu attı diyor. Bütün koyunlardan kan almışlar. Şimdi talilerin gelmesini bekliyorlarmış. Brucella olan koyunların devlet onları götürüp yani devlet alacakmış parasını ödeyerek artık imha mı ediyorlar, artık ne yapıp itlaf mı ediyorlar, onu bilmiyoruz. Dediğim gibi birbirlerini iter kakarlarsa, yemlemede sıkışırlarsa, girerken çıkarken bunun birçok sebepler var. Tek dileğimiz tek keçi de kalsın. Eğer bir ikinci de yavru atacak olursa o zaman bizim de hemen acilen veteriner çağırıp bir hayvanlarımıza baktırmamız gerekiyor. Arkadaşlar bunlar olur. Eskiler derler hayvan olan yerde yani ölür de doğar da bunlar olacak olur. Geçen yıl yeni doğumlarda zayiat vermedim ama satın aldığım keçilerden bir tanesi hastalandı öldü. İki tane oğlak öldü aldığım oğlaklardan. Bu sene de keçimizin birisi şimdilik düşük yaptı. Yeter ki keçi kurtulsun. Bu keçimiz toparlayacaktır inşallah. Tekiye de gelir. %90 gelir. Ne olur? Ocağın sonunda tekiye gelse Haziran'ın sonunda doğum yapar. Bu normaldir. Yeter ki kendi kurtulsun. Öyle benim aralımda da yemlemeye girip çıkarken sıkışma falan olmuyor. Birbirlerini itip kakıyorlar ama büyük ihtimal itip kakmaktan yavru attığını zannediyorum. Bakacağız, göreceğiz. Bir antibiyotik verdim keçiye dün. Bir 3 gün buna devam edeceğim. Bugün de vereceğim. İnşallah toparlayacak. Arkadaşlar dediğim gibi hayvan olan yerde ölecek de doğacak da. Bunlar normaldir. Evet sarı kızım. Ne oldu? Gel bakalım. Bunun annesi Maltız, babası Halep. Bu da Melez oğlum. Değil mi kızım benim? Çirkin. Gel bakalım. Arkadaşlar kanalımı takip etmeyi unutmayın. Videolarıma yorum yaparsanız sevinirim.
sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız iyi olur. Yani bu hayvancılığa merak salanlar takip ederler. Haberdar olurlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Çakır gözlüm benim. Gel bakalım. Gel. Çakır kızım benim. Kızım benim. Ah. Bu küçücük boyuyla bu hamile arkadaşlar. Küçücük bu. Tekiye gelmiş. Maşallah. Arkadaşlar maşallah demeyi unutmayalım.